Selen Kocabaş ben. Aslında en kısa tabiriyle anne, eş, evlat, çevresindeki insanlarla değer yaratmak isteyen, bu arzuda olan bir iş insanı, iş kadınıyım. Ben 1968 yılında doğdum. Bizim aile göçmendi. Rumeli'den göçmüş bir aileydi. Aslında geniş bir aile, geniş bir aileye uzun yıllar sonra ilk gelen kız çocuğuydum. Benim hayatım nasıl? Fransız Lisesi'nde okudum, Saint Benoît'da okudum. Ve okurken de hep açıkçası böyle bir şeyler üretme arzum vardı. İlk işte ortaokuldan sonra Fransızca ders vermeye başladım. Sonra üzerine İngilizce geldi, İngilizce ders vermeye başladım. Üniversite ekonomi okudum. İngilizce iktisatın ilk mezunlarındanım. Çok kıymetli hocalarla okuduk. Peşi sıra aslında benim hayatım üniversitede de okurken işte organizasyon şirketleri pek çok noktada hep bir çalışayım, bir şeyler üreteyim, birileriyle bir değer yaratayım. O daha çok oldu. O dönemde bizde çok vardı bu güdü diyeyim. Kariyerime ben ilk Koç grubunda başladım. Aslında kariyerimi birkaç evreye bölebiliriz. Bir yetiştirme elemanı olarak Koç grubu. Yetiştirme elemanı olarak ilk hayatıma Koç grubunda başladığımda holdingde metot organizasyon bölümünde başlamıştım. O dönem babam şey demiş, o kızım Koç grubuna girdi, buradan emekli olur. Şimdi tabii eskilerin öyle bir uzun soluklu hikayesi var. Uzun soluk da tabii ki çok kıymetli. Ama hayatınızda önünüze çıkan farklı fırsatları da değerlendiriyorsunuz. Benim bu hikayem içerisinde aslında holdingde başlayıp bir süre sonra Arçelik'e geçtim. Arçelik'in metot organizasyon yapısında çalıştım. Koç çok iyi bir okuldu. Çok şey öğrendik. Çok açıkçası hem iyi bir network'tü hem de o dönemde çok ciddi gelişim yatırımları yapıldı bize. Peşi sıra Marshall bir kurumsal dönüşüm içerisindeydi. Marshall'ın AkzoNobel'e dönüşüldüğü, satıldığı dönemde bir 5,5-6 yıl Marshall'da çalıştım. Sonra karşıma Danone çıktı. Danone Türkiye'ye ilk gelmişti. Danone Sabancı Joint Venture dönemi. Danone çok kişiyi yetiştirmiştir, geliştirmiştir. Çünkü su, süt iki şirket, sütlü ürünler Ankara'da, bir tat İstanbul'da Tikveşli, Akmina suyu, Hayat su vesaire. Pek çok yönüyle aslında ve de ürün çeşitliliği, profil çeşitliliği, biraz sonra çeşitliliğe de geleceğiz kadın konularında konuşurken. Aslında çok kıymetli kişilerin yetiştiği ve buluştuğu bir dönemdi. 2002 yılı içerisinde de benim ajandama Turkcell bir şekilde geldi ve Pardon, Danone'de hangi pozisyondaydınız? Danone döneminde ben su ve süt şirketlerinin icra kurulu üyesiydim her iki şirketin de. İçerisinde insan kaynakları, satın alma hukuk gibi fonksiyonlar vardı. Aslında orada böyle birkaç çok kocalı Hürmüz gibiydim. İşte süt şirketinin CEO'suna bağlıydım, su şirketinin CEO'suna bağlıydım. Fonksiyonel olarak Sabancı tarafında report line'ım vardı, bağlı olduğum. Danone tarafında da vardı. Fakat hep böyle mücadele, fakat mücadelenin sonrasında da üretken, keyif aldığınız, çok hikaye yarattığınız, bir taraftan baktığınızda işte 4-4,5 sene, fakat içinde çok hikayenin olduğu bir dönemdi ve çok kişi o süreçte iş dünyasına katıldı. Hem Danone'da toplandı hem de daha sonra farklı yerlerde çok değer kattı. Ki şöyle söyleyeyim. Pardon, Efendim? böldüm ama Danone'daki bu görevinize iş hayatındaki sürenizin kaçıncı yılında geldiniz? İcra kurulu üyeliği çünkü çok önemli bir pozisyon. Kaç yıllık deneyim sahibiydiniz icra kurulu üyesi olduğunuzda? 8,5-9 yılda. 8,5-9 yılda. Şimdi tabii şeydi Çok Gülay olağanüstü bir şey değil mi bu? Yani 10 yılda icra kurulu üyeliğine ulaşmak. Hanım. Valla şöyle söyleyeyim, doğru. Aslında hani zaman çok önemli, ama o zamanı nasıl doldurduğunuz da çok önemli. Yani içeriğinde yarattığınız değer de bir o kadar önemli. Öyle düşünüyorum. Benim hikayemin içerisinde oraya gelene kadar ki peşi sıra Turkcell'in hikayesi de Danone ve ondan önceki yaptıklarımızla ve ürettiklerimizle çok örtüşen hikaye olduğu için Turkcell
geldiğimde de yani ben işte 30 küsür yaşında Turkcell'de tepe 4-5 kişiden biri oldum. Açıkçası o dönemde görece çok daha hani naif profesyonel bir yapıdan hani farklı bir kurtlar sofrasının olduğu, fırsatların da olduğu, tehditlerin de olduğu bir döneme açılmıştım. Ben 2002 sonunda Turkcell'in ilk dönemi sonuydu. Muzaffer Akpınar Turkcell'e CEO oluyordu. Muzaffer Akpınar'ın döneminde aslında şöyle onunla birlikte 4 kişi vardı tepe noktalarda. İşte finans fonksiyonu vardı, pazarlama satış vardı, teknoloji vardı. Onun dışındaki her şeydi. Business support diye biz onu nitelendirmiştik. Aslında işin içerisine insan kaynakları, IT, hukuk, bir süre sonra satın alma, bir süre sonra stratejik planlama, işin aslında tüm overall toplam business'ı, toplam işi destekleyecek ve yönlendirecek tüm fonksiyonları çok iyi bir, güçlü bir ekiple yönettik diyeyim. Çok değer kattık. Hatalarımız da oldu, hatalarımızdan da çok öğrendik. İlklere de çok imza attık. Açıkçası o dönemde şimdi mesela kadın konularını da konuşacağız. Ekip içerisinde de çeşitlilik, her yönüyle çeşitlilik çok kıymetliydi. Yönetim kurullarında da keza aynı şekilde, oraya da geliyor olacağız. Yani Turkcell hikayesine geldiğimde farklı şapkaları taşıyan çok kıymetli ekiplerle çalışma şansımız oldu. Çok genç, dinamik çalışanlarımız da vardı. Belli bir yaşın ve seniority'nin ötesinde değer katan bizim daha böyle ağır abilerimiz de vardı. Fakat onun bütünü, yani o mozaik, hatta onu diyorduk. Yani bizim önce insan, önce Turkcell diyorduk o dönem ilk mottomuz. Hakikaten önce o ekip, o insan ve o hikayeyi oluşturan bizler var olalım ki o yapı şirket, kurum olsun ve oradan müşterilerimize değer yaratalım. Peşi sıra bir süre sonra bunu işimiz teknoloji ama esas işimiz insana dönüştürdük. O teknoloji dönüşümüyle birlikte Süreyya Cilim'in organizasyona katıldığı dönemde. Velhasıl Tülay Hanım, benim 2015'in açıkçası yazına kadar yani hikayem işte önce bir Koç grubu, peşi sıra bir Marshall dönüşümü, sonra Danone'un Türkiye'ye gelmesi ve Danone'un bu anlamda o ekibin oluşumu ve yarattığı business potansiyeli ve ondan sonra da 13-14 yıllık Turkcell deneyimi. Yani toplam böyle bir o dönem 25 senelik bir deneyim sonucu artık hani Turkcell hikayem de öyle bir şeydi ki ben çok 3 dönem Turkcell'deydim. Farklı farklı şapkaları taşımıştım. Son 5,5-6 yıl business'ın başındaydım. İşte teknoloji zirveleri yaptık, dönüşümü, o 3G. Yani şu anda şu imkanları yaşıyorsak aslında geri dönüp baktığımızda bizlerin hikayesinde işte Türkiye'ye 3G gelmesi lazım, geniş bant son derece gerekli, işimizi her yerden yöneteceğimiz bir dünya var, bunu sağlamamız lazım, bu dönüşüm geliyor, yarın geldi artık, şimdi bu mesaj vermiştik. Velhasıl o resimi artık bir farklı sulara kendimi bir şekilde o hani üretkenliği ve yarattığım değeri başka bir yere taşırım noktasıyla 2015'te Turkcell'den ayrıldığım dönemde takdir edersiniz pek çok imkan geldi benim karşıma. İşte birçok noktanın genel müdürlük, CEO'luk pozisyonu. Ben de diyordum ki evet, yani bir nefes alırım. Ayrıldığım dönem tam Mayıs'tı, 2015'in Mayıs'ı. Ya hiç böyle bir hani yazlıkçı muhabbeti yapmadım ben yıllarca. Hani hafta sonu gideriz, geliriz. Hep bir planlı tatiller. Biraz şöyle hani yazlık muhabbeti yapabilsem, biraz böyle hani kafamı bir yastığa dayayıp düşünebilsem. De yani sonuçta ben böyle çok şey olarak da opportunist bir insan değilim. Yani aslında o profesyonel ama amatör ruhla da çalışan bir insan olduğum için doğru fırsat karşıma çıksın noktasındayken yönetim kurulları benim karşıma çıkmaya başladı. Ya Selam, hani siz evet karşınıza doğru bir CEO'luk rolü çıkabilir ama hani gelin işte biz farklı bir noktaya gidiyoruz. Bizim yönetim kurulu üyemiz olun, bizim bağımsız yönetim kurulu üyemiz olun, advisory board'a girin. İlk böyle bir hani şeydim, bir hani evet olabilir ki o dönemde
aslında bu kapıları açan bir nokta da şuydu Tülay Hanım. Biz 2011 yılı içerisinde işte yönetim kurulunda kadın aslında o dönemde bir programdı. Hande Yaşargil ile Burçak Güven'in başlattığı ve biz de Turkcell'de o dönemde ben de C-Level'daydım. Ki biz ilk başta bu programın olması, çünkü ben Turkcell grubunda da Ukrayna'nın yönetim kurulundaydım, Turkcell Teknoloji'nin yönetim kurulundaydım. İddia bizim ortaklığı yapıydı o dönemde Yunanlılarla. Onun bordundaydım. Fakat yani yönetim kurulu işini biz alaylı şekilde öğrenmiştik. Yani bir doğru bir disiplin, yani yönetim kurulu ne yapar, yönetim ne yapar değil de içine yer alıp orada bir şekilde öğrendiğimiz, Turkcell'in New York borsasına kote olmasından dolayı governance, yönetişim prensiplerini okuyup onları uygulayıp öğrendiğimiz bir yol haritasıydı. Velhasıl yönetim kurulunda kadın programı aslında bizi bu noktada da, benim o dönemki ben ilk mentisiydim 2011'de, şimdi mentoruyum derneği. Güler Hanım, Güler Sabancı benim mentorumdu. Güler Hanım'la o süreci yaşamıştık. Velhasıl böyle de bir vizibilitem vardı. Yani Selen Kocabaş böyle bir süreçte geçti. Yönetim kuruluna hazır hikayesi de onunla denkleşmişti. O çerçevede de işte benim hayatım bir şekilde yönetim kurullarına, ilk işte Multinet oldu. Multinet Up, Fransız grubu şirketiydi. Devam, Multinet. Devam etmeden. Ediyorum. Buyurun. Devam etmeden önce araya girmek isterim. Güler Hanım'ın adı duyunca, şimdi ilk de mentorunuz olmuş. Evet. Onun neler öğrendiniz? Şöyle söyleyeyim, şimdi Güler Hanım'la aslında benzeşen özelliklerimiz de çok vardı. Kadınlar olarak genelde, hele iş dünyasında, planlıyızdır, disiplinliyizdir malum. Güler Hanım da çok hani ajandasını kıymetli ve doğru yöneten, ayırdığı zamanı hakkını veren bir liderdi. Yani o disiplin, gittiğiniz noktada, koyduğunuz vizyonda öz disiplin son derece kritik. Yani öncelikle mesela Güler Hanım'dan onu çok net görmüştüm. Ve bunun hakikaten kıymetli olduğunu, yani başarılı liderlerin o disiplinli çalışma kültürü, zamanına uyardı, bir şeyi erteleyecekse doğru zamanda haber verirdi ve hakikaten bunun mantıklı bir gerekçesini de paylaşırdı. Bu tabii çok kıymetli ve karşınızdakini de çok iyi hissettiren bir nokta. Bunun ötesinde Güler Hanım'dan aslında iki tane nokta paylaşmak isterim. Bir tanesi ortamı koklamak ve hissetmek. Güler Hanım şunu derdi yönetim kurullarında. Özellikle şimdi yönetim demek aslında tepede bir CEO, bir erk var ve siz ekibinizle bir noktanın üzerine gidiyor. Ama yönetim kurulu aslında çeşitliliğin ve kapsayıcılığın olduğu bir ekip. Orada yönetim kurulu başkanı aslında bir ya da bazı yönetim kurullarında iki oy hakkı var. O toplamın sinerjisini ortaya koyuyor ve onu yönetiyor, yönlendiriyor. Şimdi bu çerçevede de Güler Hanım şunu diyordu. Yani yönetim kurullarına girdiğinde Selen, ortamı bir koklaman lazım, hissetmen lazım. Hangi konular burada gündem olacak? Hangi noktalar? Salt hedef koyup o hedefi belli bir disiplinle uygulama yaklaşımı değil, oradaki o governance disiplininde ortam size neyi el veriyor? Oradaki o toplam ilişki zeminiyle birlikte doğru yönetmek gerekiyor. Bu da kıymetli ve önemli diyordu. Hakikaten öyle. Yani o bulunduğunuz yönetim kurullarının, ki bundan sonraki benim board hikayemde ben mesela bir oryantasyon istedim. Yani yönetim kurulu üyeleri kimlerdir? Hikayeleri nedir? Ben hangi noktayla bu yönetim kurulunu tamamlayacağım? Hangi perspektiften değer katacağım? Herkesin o farklı mozaikle tamamladığı şapkaları neler? Bunları iyi hissetmek lazımdı. Bir, bunu ondan aldım. Yani o yönetim kurulunda ki o mozaiği doğru oluşturma, o ekibi doğru tamamlama ve o tamamladığın taşla da yerini iyi bilme ve iyi prezente etme. İkinci nokta, bu da bence çok kıymetliydi ki, hele ki yani pandemiyle birlikte çok daha görüyoruz. Kurumların en tepe noktasında, evet, siz board pozisyonunu doldurarak o şirketin geleceğiyle ilgili doğru soru
larla stratejisini, vizyonu veriyorsunuz ama bir taraftan da aslında bu bir sosyal sorumluluk. Yani o markanın değerine ileriye dönük baktığınızda o marka ne kadar çevreye duyarlı, o marka ve o yönetim kurulu ne kadar yönetişim ilkelerini uyguluyor, ne kadar sosyal bir marka. Selam, bunu unutma, bunu hep bir şapka olarak yönetim kurullarına girdiğinde tak ve bunu sorgula. Yani o bulunduğun markanın, çünkü bir sonraki fazda, ki bunu çok net yaşıyoruz. Hele Tülay Hanım, yeni nesille birlikte, şimdi benim oğlum 23 yaşında, onunla çok önceden beri de yaşıyorum. Değer yaratan, inancınız ve anlam yüklenen markaları tercih ediyor tüketici ve burada tercih etmeye devam edecek. O yüzden yönetim kurullarının olmazsa olmaz bir rolü de ister istemez topluma yarattığınız değer, iyilik uğruna yaptığınız şey. Türkiye'nin ya da ülke gündemini yok sayamazsınız. Farklı işler yapsanız bile duyarlı olmanız lazım. Bu noktalar nacizane Güler Hanım'la konuştuğumuz konu başlıklarıydı. Bu çerçevede işte Tülay Hanım peşi sıra Multinet hayatıma girdi. Sonra Akgök grubu Akiş'in bağımsız yönetim kurulu üyesiyim. Oranın denetim kurulu üyesiyim. Risk komitesi başkanıyım Akgök grubunda bu anlamda. Diğer taraftan Advisory Board ve Executive Board'da olduğum Aydın grubu var. Yani İngiliz Homayüz bir Memorial'ı içinde barındırdığı grup. İşte bahsettiğimiz gibi bir danışmanlık platformumuz var. Orada stratejik danışmanlık işleri yapıyoruz. Yeni nesil bir mantaliteyle, genç ekiplerle birlikte. Endeavor'da diğer taraftan girişimcilere hem bu anlamda mentorluk yapıyorum, hem de gençlerden çok çok şey öğreniyorum. Yani bu dönem aslında birbirimizden öğrendiğimiz bir dönem. Kolektif aklı kullandığımız bir dönem. Bir de kadın konularımız var işte. Yönetim kurulunda kadın. Ara vermiş kadınları istihdama katıyoruz yeniden bizle. Teknolojide kadın. Çünkü fırsat aslında çeşitliliği sağlayarak, fırsat aslında doğru kapsayıcılıkla geliyor. O yüzden kadınları yok sayamayacağımız, gençleri yok sayamayacağımız, deneyimi yok sayamayacağımız bir dünyadayız. Velhasıl bu çerçevede hayatım devam ediyor. Vallahi baş döndürücü bir yolculuk, baş döndürücü bir kariyer hikayesi sizinkisi. Peki merak ediyorum, şimdi çok şapkanız var. Hani birkaç yönetim kurulunda yer alıyorsunuz, işte mentorluk yapıyorsunuz, yatırımcılık vesaire. Bir gününüzü nasıl yaşıyorsunuz? Yani çalışma planınız nasıl sizin? Kaçta başlıyorsunuz, kaçta yatıyorsunuz? Kendinize zaman ayırıyor musunuz? Kendiniz için neler yapıyorsunuz? Bir anlatabilir misiniz? Merak ettim. Şimdi şöyle, doğru, çok bence de güzel bir soru. Şimdi ben açıkçası şeye çok inanan bir kişiyim ve inanmanın ötesinde öyle yaşıyorum. Her şey ekip işi, yani paslaşma işi. Tabii ki burada büyük ekiplerle çalışıyorum. Yani her şirkete baktığımda ve her oluşuma baktığımda birlikte destek aldığım, destek verdiğim insanlar var. Bu bence çok kıymetli ve önemli diye düşünüyorum. Yani hayatın ki bundan sonra ileriye dönük de baktığımızda el verirseniz el alıyorsunuz. Yani orada ekipsiz bir iş olmuyor, inanın. Yani yönetim kurullarında dahi belli noktalarda yönetim kurulunda bir seat alıyorsunuz ama diğer tarafta orada bir yönetim ekibi var. O yönetim ekibiyle o doğru teması yakalayabilmek, oradan beslenebilmek çok kritik. O yüzden bir kere önde tek belli noktalarda olsam da hep arka tarafta destekleyen ekiplerle birlikteyim. İki, aslında bulunduğum alanlar ve yaptığım işler birbirlerine de değiyor ve dokunuyor, değer yaratıyor. Yani öyle bir dünyadayız ki, yani ben bir taraftan da bir platform ve bir ekosistemin içerisindeyim diye görüyorum kendimi ve öyle yaşıyorum. Yani o ağ etkileriyle ve o platform ve ekosistem olarak yaptığım pek çok iş birbirine değer üretiyor. Böyle bir dünyadayız. Orada birbirini tamamlayan işlerde de olmak hız ve momentum katıyor. O işlere inandığım için ve deneyimim de o taraftan da geldiği için bir kere bu bana böyle çalışmak gibi değil, aslında yaşıyorum. Ben hiçbir zaman için hani böyle çok da
iş özel yaşama ayrı, hayat ayrı, birbirinden etkilenmez, işte sevmezsen de yapacaksın diyen bir insan olmadım açıkçası. Ben hep hayatı bir bütün olarak gördüm. Birbirini tamamlayıcı nokta olarak gördüm. Ve sevmenin de önemli olduğunu gördüm ve öyle yaşadım. Yani sevmesen de çalışacaksın pek bana göre olmadı ve benim birlikte olduğum insanlara da hep severek yapsınlar. Çünkü severek yaptığımız zaman biri bin yapabiliyoruz. Yani o enerjimizi verdiğimiz noktada, inancımızı ortaya kattığımız noktada, o anlamı bulduğumuz noktada. Bununla birlikte aslında bir taraftan da herhalde disiplin, vicdan ve doğru planlama diye düşünüyorum. Yani vicdanla şöyle hem kendime vicdan etrafıma karşı ve kendime karşı bir taraftan da şöyle söyleyeyim. Şunu da yapmaya özen gösteriyorum. Hani bunun içerisinde ileriye dönük dediniz ya yani hani evet bu kadar iş şapka var işte eşim var, oğlum var, hayatım var, kendi özelim var. Şimdi benim temelde herkesin hani böyle yumuşak karnı vardır ya, benim de iki tane yumuşak karnım var yıllardır. Üzerine de çalışırım. Bir tanesi sabırsız bir insanım ben, çok sabırlı değilim. İkincisi de böyle çok hayır diyebilen bir insan değildim. Artık birazcık bunları yapabiliyorum. Yani o belki Turkcell sonrasındaki hayat bana biraz daha o belli noktalarda anda kalabilmeyi, önceliklendirmeyi, bir takım şeyleri kenarda bırakıp farklı şeyleri ajandama alabilmeyi ve belli noktalarda da o kolları sıvayıp işin içerisine girmek yerine o biraz daha o sabrı tutup onu yönetime bırakıp benim yönetim kurulundaki o seat'i, o pozisyonu alabilme lüksünü öğrenmeye başladım. Size şöyle bir örnek vereyim. Şimdi biz bir taraftan da denizciyiz. Ben doğma büyüme Kalamışlıyım. Yani biz Rumeli'den gelmişiz. Böyle deniz ve tekne işini çok bilirim. Yani sadece yelkenliği, boya, badana, vernik falan. Uzun yıllar biz böyle hep tekneyle, bir sürü arkadaş tekneyle çıkarız. Ben Turkcell'deyim o dönemde. İnanın bütün programları ben ve o dönemde bana destek olan bir arkadaşımla biz böyle anlık program yaparız. İşte 3 tekne çıkıyoruz, 15 kişi. Hangi limanda duracağız, nerede yemek yiyeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz vesaire. Böyle tuttum. Ve o program da çok güzeldi. Şimdi artık inanır mısınız? Hiçbir program yapmıyorum. Program yapanlara diyorum ki siz yapın ben katılayım. Yani bunun lüksünü yaşamayı öğrendim. O dönem onu yapmak gerekiyormuş. Şimdi ise bu taraftayım. Yani sözün özü neleri kendimin yapacağı, neleri yapmayıp katılabileceğim, hangi noktalarda bayrağı taşıyacağım, hangi noktalarda biraz daha arka planda kalıp önü ittireceğimi yaşayıp deneyimleyerek hayatımı yönetmeye çalışıyorum özetle. Güzel noktalara değindiniz. Peki yine de merak ediyorum, böyle bir günde neler yapıyorsunuz? Hani sabah kaçta uyanıyorsunuz mesela? Sonra neler yapıyorsunuz? Hayatınızda spor var mı? İşte kültür vesaire, onlarla ilişkileriniz, aileye zaman. Hani böyle bir günlük hayatınıza baktığınızda Selen Kocabaş neler yapıyor? Kaçta yatıyor, kaçta kalkıyor? Spor yapıyor mu? Çocuğuyla ne zaman ilgileniyor? Eşiyle kendisiyle ne yapıyor Peki. birlikte? Peki. Şimdi mesela pandemi süreci. Tülay Hanım, ben pandemi sürecinde her sabah normal işe gider gibi, hele ilk dönemi düşünün. Şimdi daha hibrit çıkıyorum ben. Belli şirketlerime gidiyorum. Daha hibrit yani hem home office hem offline'da çalışıyorum. Fakat ilk dönemde de sabah ben 7:30 civarı hep kalkarım. Kalkar duşumu alırım. Duşumu alıp giyinirim. Öncelikle bir yani normal işe gider gibi hayatımı yaşadım. Her sabah, hafta içi her sabah kalkıp duşumu alıp, giyinip, makyajımı yapıp, aşağı inip kahvaltımı edip, eğer o sabah daha geç programım başlıyorsa bir yürüyüşe çıkıp hızlıca yürüyüş. Ben şöyle söyleyeyim, işte yelken yaptım çocukluktan itibaren. İşte yürüyüş tempolu bir şeyim. İşte fırsat buldukça kayarız. Kaymayı da severim. O da çocukluktan beri gelen bir şey. Böyle hani çok spor salonuna gireyim, kondisyon yapayım tipinde bir insan değilim. Yani yürüyüşümü dışarıda yapan bir tipim. Bu pandemi sürecinde de benzer bir kurguyu inanın yaptım. Yani kalktım, normal toplantı schedule'ım nasılsa, o gün rahat değilsem önce bir turladım. Geldim toplantılarıma başladım. Toplantı aralarında
İşte öğleliği yemeğimi yedim. Annemle bir FaceTime yaptım. Onu birazcık daha moral ve motivasyon gerekiyordu. Benzer şekilde hafta sonları ise daha rahat oldum. Geç kalktım. İşte biraz daha evde o pijama terlik televizyon muhabbeti yaptım. Yani günlük akışımı normal pandemi sürecinde de hiç bozmadan devam ettim. Ve sanki yani evdeymişim değil de hayatım devam ediyormuş kurgusuyla yaşadım. Bunun ötesinde ne yaparız? Yani bizim işte zevkimiz bir taraftan ailecek bu deniz hikayesi hep hayatımızın içerisinde var. Onu fırsat buldukça yapmaya çalışırız. Ben birazcık böyle bahçe, toprakla ilgilenmeyi seven bir insanım. Toprağa dokunayım, bir şeyler üreteyim. Mesela şimdi birazcık böyle evde bir şeyler üretebilmek, yapabilmek. Aa işte bakın avokado şeyinden, yaprağından filizlendirdik, tohum yaptık. Yani pandemiyle mesela birazcık bunlara böyle test edip görme noktasına geldim. Hayvanları çok seviyorum. İşte bir köpeğimiz var, şimdi oğlum yurt dışında, onun da bir köpeği daha oldu. Yani böyle hayvanlara dokunabilmek, onlarla birlikte olabilmek kıymetli. Birazcık karalıyorum. Böyle biriktirdiğim bir şeyim var, daha yayınlamadığım. Aslında böyle yönetime dair. Onu böyle o bir böyle performans çıtası ve zaman bağımlı bir şey değil de kendimi iyi hissettiğim zaman onu ajandama alıp tamamen sonuçlandıracağım. Hayat hikayem böyle. Yani planladığım şekliyle günümün bir akışı var. Yani hafta sonu bile olsa hafta sonunun akışı serbestse o günü de serbest olarak planlamış oluyorum. Gün beni nereye götürürse o tarafa akıyorum. Ama hafta içleri belli bir kurguyla hayatımı devam ettiriyorum. Dostlarla birlikte olmayı seviyorum. Yani açıkçası işte bir 5-6 senedir işte o hep hedef peşinde koşmak. Hep böyle ileriye hani bunu yaptık, şunu yapacağız. O anı yakalayamama şeyinden biraz daha o anı iyi hissetmek. O anın getirdiklerini kabullenmek. Belki diyorum biraz da 50 plus'tan sonra bu noktaya geldik. Bununla harmanladığım bir hayatım var açıkçası. Oğlum yurt dışında şu anda. Ama her gün bizim bir sohbetimiz var. Yani o sohbet de telefon konuşması değil de sanki hani hayatımızın içinde gibi birazcık işte teknoloji de imkan veriyor. Bir böyle 5-10 dakika bir sohbet ediyoruz. Ne yaptık, ne ettik, o ne yapıyor? Ben ona akıl soruyorum, o bana akıl soruyor. Öyle bir üçlü dostluğumuz var eşimle, yani Murat, Sarp, ben üçümüzün. O bizim için çok kıymetli. Yani biz birlikte olmaktan da keyif alan bir çekirdek aileyiz diyeyim. Birbirimizden de öğreniyoruz ve birbirimizi tamamlıyoruz. Bence bu da çok önemli. Şanslıyım o anlamda. Yani hayatın bu dinamiği içerisinde yani bulunduğunuz yakın çevrenizle birbirinizi tamamlamanız önemli. Böyle hayatım bu şekilde devam ediyorum. Ne güzel oldu. Bunları genelde bilmeyiz biz, hani iş kadınlarıyla röportaj yapınca. Ben de fark ettim ki biz onlarla hep iş konuşuyoruz. Peki günlük hayatta neler oluyor? O kısmı hiç konuşmadığımızı fark ettim. Bu yüzden özellikle sordum. Bu güzel, özel bir açıklamaydı. Paylaşmanız bizim için kıymetli. Teşekkür ederim.